Önümüzdeki günlerde hizmete alacağımız Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi metrosu burası. 6.2 kilometre uzunluğunda ortasında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi. Bu Bağcılar Kiraz'dan gelen metro hattımız. Yine burası da Olimpiyat stadına uzanan metro hattımız. Burası Metro Kent metro istasyonu. Burada Onur Kent Şehir Hastanesi metro istasyonu. Ve devamında Kayaşehir toplu konutların olduğu metro istasyonu. Ve en son geliyoruz Başakşehir Kayaşehir'de metro hattımız sonlanıyor. Bu metro hattının şöyle de çok önemli bir gerekçesi de var. Bu gördüğünüz Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na uzanan metro hattımızdır. Bunu da bu yıl içerisinde inşallah bitiriyoruz. Tamamladıktan sonra Bağcılar, Güngören, Bahçelievler, Başakşehir'deki bütün vatandaşlarımızın havalimanlarına artık metro ile ulaşma imkanına kavuşacak. Yani bu, bu kırmızı hattımıza bağlanarak bu da Marmara'yı Halkalı'da bittiği noktadan başlar. Başakşehir'den Arnavutköy'den İstanbul Havalimanı'na gider. Oradan da kesintisiz bir şekilde Kağıthane, Gayrettepe, Beşiktaş, Şişli'ye kadar uzanabilecek tam 69 kilometrelik bir hattır bu. Bakanlığımız tarafından devam eden metro hatları bittiğinde yaklaşık 370 kilometre bu uzayacak. Burada şöyle bir önemli bir de detay var. Biz bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden devraldığımızda tam ilerleme hızı %5'ler seviyesindeydi. 2020'nin ikinci yarısından sonra aldık biz bunu. İki buçuk yılda biz bu hattı bitirdik artık bu hat çalışmayacak vaziyete geldi. İnşallah önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde burayı açacağız. Mahmut Bey Esenyurt metro hattı var. Bu da İstanbul'un en önemli hatlardan bir tanesidir. Çünkü Esenyurt gibi nüfusun en yoğun olduğu Çok bir yerde ve tem yolunda alternatif bir toplu taşı hattıdır burası. Mahmut Bey Esenyurt, Bahçeşehir, Tahtakale, Isparta Kule, Halkalı oradan Mahmut Bey'e başlayıp hatta bu hat Mecidiyeköy-Mahmut Bey hattının da devamıdır burası. Burasının şu anda bakın ihalesi aynı zamanda yapıldı. Başakşehir'deki metro ile burada da %5 ilerleme seviyesinde burası. İhalesi 5 yıl önce yapıldı. 4 yıldır yerel yönetimler seçimlerinden sonra bu tarafa geldi. Bakın 4 yılda sadece %5 ilerleme seviyesinde. Yani bu ne demek oluyor? 4 yılda %5'ini yaparsanız 80 yılda bitirebilirsiniz bu hattı. İhalesi yapılmış olan Bağcılar Kirazlı'dan Halkalı'ya uzanan 9 kilometrelik bir hat vermesine. Mavi hattı. Yine 2018 yılında ihalesi yapıldı ve yerel yönetimler seçimlerinden sonra 4 yıl geçmesine rağmen hala ta %10'larda. Bu ilerlemelere de bakarsanız 4 yılda %10 ilerleme olursa 40 yılda ancak metroyu bitirirler. Ama maalesef işte milletin derdine ve İstanbul'un Derdiyle dertlenmeyenlerin yönetim başında oldukları zaman maalesef İstanbul böyle bir sorunlar yapıyor. E biz ne yapıyoruz? E biz de üzerimizdeki sorumluluklarımızı fazlasıyla yerine getirerek bakın yaklaşık iki ayda bir bir metro hattı açarak İstanbul'dan hizmetine sunuyoruz.